Merhaba arkadaşlar yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün aslında birçok ürün, uygulama inceleyeceğiz. Bir video altında olacak. Bu şu an kullandığım cihaz X96 Max Ultra. Şu an kullandığım cihaz X96 Max Ultra. Tüm emulator oyunlarını bunda test edeceğiz. Kullandığım Gamepad'de Data Frog. Bunun daha önce shorts'unu çekmiştim kutu açılımını oradan izleyebilirsiniz. Hem bunu tanıtacağım hem X96 Max Ultra'da emülatör nasıl oynanıyor emülatör oyunları hem de gördüğünüz gibi birçok emülatör programı test ettim. Fakat başarılı bulduğum sadece şu ikisi var. Bunlar da herhangi bir emülatör oyunu indirmenize de gerek yok. Tamamen kendi işlerinde uygulama o daha doğrusu oyun indirmesini indirmenize izin veriyor ve oynamanızı sağlıyor. Hep içki daha önce tanıtmış, tanıtmıştım zaten. Bir de video game var. Bu bluetooth'lu. Arkasında şurada bağlantı için bir tuş var. Buna basılı tutuyorsunuz tam şu ortada. Daha sonra bluetooth'tan ekliyorsunuz. Bluetooth'tan eklemeyi yaptım. uygulama için mouse gerekiyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Ben bunun APK'sını yine Telegram APK kanalımıza atacağım. Mouse'la işimiz var. Niye mouse'la işimiz var? Aslında GamePad'de de kullanılıyor ama biraz alışmak zor oluyor. Gördüğünüz gibi mame, nes birçok oyun var burada. Tüm oyunları zahmetsizce oynayabiliyorsunuz. Çok basit. Basıyorsunuz, download diyorsunuz. Sol tarafta ön izlemesini görüyorsunuz oyunun. Download ettikten sonra start diyorsunuz. Şimdi ben bu joystick ile ilgili herhangi bir eşleşme yapmadım. Bakalım gerek olmadı. Direkt bakın tanıdı. Hiçbir tuş tanıtmadım ben buna. Ama yanlışlıkla durdurdum şu an galiba. Oyun direkt açıldı zaten. Tuşlar da hazır. Otomatik olarak başlıyorum. Gamepad çok kaliteli. Malzeme olarak da. Biraz oynayalım oyunumuzu. Daha sonra diğer kategorileri de göstereceğim size. Unutmuşuz tabi. Diğer kategorileri de göstereyim. Geri tuşuna bastığınız zaman da kaydetme vesaire burada ayarlar çıkıyor. Buradan ayarları yapabiliyorsunuz. Şimdi burada dediğim gibi bütün emülatörler yüklü. Sizin herhangi bir şey yüklemenize gerek kalmıyor. Mesela şurada PSP oyunları var. Vice City'ye bakalım. Cihazımızın depolaması geniş olduğu için bunları da indirebiliriz zaten. 237 MB. Bu insin. Daha sonra bunu da beraber deneyelim. Oyunumuz indi, Start'a bastım, Game aldım. Her biri farklı emülatör olduğu için bazen bazı emülatörlerde tuş ayarlama isteyebiliyor. Bakalım bunu da isteyecek mi? L3, R3'e basın diyor ama ben bunda PSP oyunlarında L3, R3'ü çalıştıramadım. çalıştıramıyor olursa yorumlar kısmında yazar. Tuş ayarlama kısmını bulamadım. Belki buranın içinde de bir ayar vardır. bu profilden bakabiliyor muyuz acaba? Burada profil kısmında yok. Metaslak 3. Bu uygulamayı geçeyim. Ben bunun APK'sını dediğim gibi Telegram kanalına atacağım. Klasikleşen hep içik uygulamamızı açalım. Hala bilmeyenler var. Hala zor zannedenler var. Aslında en basiti bu. Burada güncellemeyi yapmıyorsunuz. Zaten burada kategoriler, oyunlar, bir sürü şey var. Mesela burada da bir tane PSP, PlayStation oyunu indirelim. Vasti'yi burada da indirelim. PSP 864 MB. Download diyorum. Bu insin yine devam edelim. PlayStation oyunları inmeye devam ediyor. Bu sırada ben burayı göstereyim size. Buradan gamepad seçimi yapabiliyorsunuz. Farklı markalar gözükebilir. Siz hangisi istedin ki onu seçmeniz lazım. Buradan ayar yapabiliyorsunuz veya ayar yapmayı bırakın. Bazen hiç ayarsız direkt çalışabiliyor. Bakalım çalışacak mı bizde. Sıkıntı yok. Direkt başladık. Gayet güzel biçimde oynanıyor. Gamepad dediğim gibi çok iyi. Cihazda da en ufak problem olmuyor emülatörde. Ben PlayStation oyunlarına tekrar bakayım. Yüklenen var mı? Tekken 3 ve GTA yükleniyor. Bunu da diğer emülatöre göre yüklenme biraz uzun sürüyor. Bunu başlatıp yani indirme hızlı fakat yükleme bakın %82'de. Bekleyelim bakalım. Oyunumuz yüklendi. Hemen açıyorum. Yine herhangi bir ayar yapmadım. Oyunumuz yüklendi ama oyunun renklerinde bir problem var. Çok koyu. Hatta oyun başlamadı zannettim ben. Bu muhtemelen başka bir ayarla falan düzeltiliyor. Buna bakarım ben. Bundan çıkayım. Tekken yüklenmiş mi ona bakalım bir. O da yükleniyor. Yüzde kaç olmuş? 66. Bu da yüklensin. Buna da bakalım. Sonra videoyu kapatalım de yüklenmiş. Hemen onu deneyelim. Bakalım bunda da görüntü siyah mı? Siyahsa bunun emülatöründe sıkıntı var demektir. Bu düzgün gibi. Gerçi şeyde de başlangıçta öyleydi. Evet bu düzgün. Eddie ile başlayalım. Rapçi BCG'yi severdim zaten ben. Bunda finishing tarzı bir şey var mıydı? Yok derler Yes. Bu da bu kadar diyelim. Kapatalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi şey göstereyim size. Gamepad'i ve x96 Max Ultra'yı Mencom'dan alabilirsiniz. Şu anda Gamepad 1199 lira. TV Box'da 2299 lira. Yine indirim olursa ben size bilgi veririm. Linklerini de aşağıdan bulabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sonraki videomda görüşmek üzere.